İyi akşamlar, saatlerimiz 17.45'i gösteriyor ve bir gündemin getirdiklerinde daha karşınızdayız. Yine dopdolu bir gündemle birlikteyiz sevgili izleyenler. Önce günün özetini aktaracağımız başlıklar. İsrail'in Gazze katliamı karşısında Türkiye ilk somut adımı attı ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ni önce Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ardından bir süre ülkesine dönmesini istedi Türkiye değerli izleyenler. Tabii diplomatik bir dille Türkiye'ye dönmesi, ülkesine dönmesini istedi İsrail Büyükelçisi'ni ama bunun gerçek anlamı İsrail Büyükelçisi Türkiye'den gönderiliyor sevgili izleyenler. Böylece dünyada en somut adımı Türkiye atmış oldu İsrail'in bu katliamına karşı sevgili izleyenler. Üç partiden Filistin bildirgesi sadece iktidar değil, sadece hükümet değil, muhalefet partileri de İsrail katliamına karşı kayıtsız kalmadı. Nitekim AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını kınadı değerli izleyenler. Üç parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adaleti, haksızlığa karşı hakka hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz denildi bildiride. HDP'deki HDP'de ayrı bir bildiri yayınlayacak sevgili izleyenler. İsrail'i lanetledi, ABD'yi kınadı. Bugün partilerin grup toplantısında da İsrail katliamı öne çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'i lanetledi, Amerika Birleşik Devletleri'ni kınadı dünkü katliamla ilgili. Ayrıca İslam alemini de tek yürek olmaya çağırdı Filistin davasında. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Filistin meselesi vardı, dünkü İsrail katliamı vardı. Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'nin bir daha geri dönmemek üzere çağrılmasını istedi. Yani hükümete bir çağrı yaptı diyebiliriz. Ve diğer önemli gündem malum Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de ve Kral Elizabeth'le görüştü. Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi de Theresa May'le, İngiltere Başbakanı'yla. Bu görüşme önemli. Nitekim Arap basını Erdoğan'la May'in Orta Doğu konusunda ortak eylem planını açıklayacağını söyledi. Bakalım göreceğiz sevgili izleyenler. İnce'den bir vaat daha geçelim 24 Haziran gündemine. Bugün Niğde'deydi Muharrem İnce ve bir miting yaptı. Burada bir vaatte daha bulundu. Cumhurbaşkanı olduğum takdirde ilk kararnamen çocuklar için ücretsiz sağlık hizmetleri olacak dedi sevgili izleyenler. Evet, Diyarbakır'da kanlı arazi kavgası gündemin bir diğer önemli gelişmesi de Diyarbakır'da yaşandı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Akçakale köyü kırsalında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavgada şu dakika itibariyle 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı var. Son iki haber. Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. Bu kez 3 akaryakıt grubuna da zam geldi. Yükselen petrol ve dolar kuru nedeniyle tabii bu zamlar yapılıyor. Bu geceden itibaren 18, benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. Her sene malum LPG fiyatları iner. Bu kez ise artan dolar kuru ve petrol fiyatları nedeniyle yükseldi sevgili izleyenler. LPG, petrol fiyatları demeyelim, LPG artışı dolar kuruna bağlı oldu değerli izleyenler. Dolar ve euro tarihi zirveyi gördü. Bu da bir başka haber. Malum kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ile ilgili açıklamasının ardından dolar ve euro tarihi zirveyi gördü ve dolar 4.46, euro ise 5.30'u aştı değerli izleyenler. Şimdi başlıklara noktayı koyup bizim seçtiğimiz haberlere geçelim. Gazze'de İsrail katliamının yankıları sürüyor. İsrail güvenlik güçleri dünyanın gözü önünde
Filistinleri, onlarca Filistinliyi öldürdü, yüzlerce Filistinliyi yaraladı. İsrail'in dünkü katliamı 2014'teki Gazze saldırısından bile daha kanlı, değerli izleyenler, daha kanlı bir katliam olarak tarihe geçti. Şimdi iki fotoğraf ekranlarınıza yansıtacağız. Fotoğraflardan biri bu sevgili izleyenler. Bu Filistinli direnişçi kim, hemen söyleyelim. Filistinli Fadi Ebu Sabah. Az önce ifade ettiğim gibi 2008'deki Gazze protestosunda, kanlı Gazze protestosunda iki bacağını da kaybetmişti. 28 yaşındaki Filistinli bu direnişçi sevgili izleyenler dün de yine sınırdaydı ve iki bacağını kaybetmesine rağmen arkadaşlarını, dava arkadaşlarını yalnız bırakmadılar ve acı haber bugün geldi. Nitekim sevgili izleyenler, İsrail askerleri 28 yaşındaki Filistinli Fadi Ebu Sabah'ı katlettiler. Bir diğer fotoğrafta işte ölen bebeğinin kucaklayan, ölen bebeğine ağıt yapan, ağıt yakan Filistinli anne ve akrabaları sevgili izleyenler. Bu da katliama dair en net fotoğraf ve zihinlere kazınacak bir fotoğraf olarak tarihe geçecektir. Tarihe not düşüyoruz burada sevgili izleyenler. İsrail güvenlik güçleri kadın, yaşlı, çoluk, çocuk demeden Filistinlileri katlediyor. Bu katliamdan da nasibini maalesef İsrailli, Filistinli bir bebek aldı sevgili izleyenler. Bu bebeğin ismi Leyla bebek. Nitekim İsrail güvenlik güçleri eylemcilere, protestoculara, Filistinli direnişçilere sadece gerçek kurşun sıkmıyor, biber gazı da sıkıyor ve bu minik bebek de bu biber gazından etkilenerek yaşamını yitirdi sevgili izleyenler. Aslında bu iki fotoğraf İsrail vahşetini göstermesi bakımından manidar sevgili izleyenler. Şimdi geçelim diğer gelişmeye. Yine tüylerinizi diken diken edecek bir görüntüyü ekranlarınıza getireceğiz. Filistin direnişini anlatan ve izlerken tüylerinizi diken diken yapacak bir görüntüdür bu, az sonra ekranlarınıza taşıyacağımız. Filistinli onurlu bir kadının İsrail zulmüne baş kaldırışı da diyebiliriz bu görüntüler için. NTV'nin haberi bu ve NTV'den alıntı yaparak bu görüntüyü paylaşıyoruz. Bir görüntü. İlk bakışta bir çaresizlik ama bir vazgeçmemişlik. Muhtemelen 14 Mayıs 2018'in en yürek yakan görüntülerinden biri bu. Toprağından sürülmüş, yersiz yurtsuz bırakılmış, evlatlarını, yakınlarını kaybetmiş bir kadının görüntüsü. Bir Filistinli annenin çaresizliği ama vazgeçmemişliği bu. İsrail askerlerinin kurşunlarına taşla cevap vermeye çalışan bir kadının görüntüsü bu. O da biliyor bir işe yaramayacağını o taşın. Ama onurunu, duruşunu, son nefese kadar devam edecek mücadele azmini gösteriyor. Dumanların ardında en net görüntü bu. İnançla, inatla, sabırla devam edecek bir mücadelenin görüntüsü, onurlu bir direnişin ruhu bu. Şimdi yurda dönüyoruz ve kan donduran iki cinayet haberiyle devam edeceğiz. Bu iki cinayet aynı gün oldu Türkiye'de. İki cinayetin de kurbanı kadınlar sevgili izleyenler. Yani iki kadın cinayeti işlendi bu ülkede bugün. Biri Edirne'deydi. 81 yaşındaki İsmail Ö. İşte ekranlara yansıtıyoruz. Eşini başına keserle vurarak öldürdü sevgili izleyenler. Diğer olay da Yozgat'taydı ve Yozgat'ın Akmadeni ilçesinde cinnet geçiren 3 çocuk babası Hasan E. eşini uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü sevgili izleyenler. Ve maalesef değerli izleyenler, bu iki olay da gösteriyor ki kadına şiddet, kadın cinayetleri
artarak devam ediyor. Aynı gün içerisinde iki kadın kurban oldu bu ülkede sevgili izleyenler. Şimdi bir başka çarpıcı görüntü ekranlarınıza getireceğiz. Bir trafik magandası sevgili izleyenler. Aksaray'da aracının hızını sabitleyerek yolcu koltuğuna geçti ve kilometrelerce trafikte ilerledi sevgili izleyenler. Ve bu görüntüleri marifetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı sevgili izleyenler. Sonra ne oldu dersiniz? Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve bu sürücüyü yakaladı değerli izleyenler. Şimdi bu görüntüleri izleyelim. Sensörsüz araba gider mi? Şu an gördüğünüz gibi gidiyor. Ve trafiğe açık alandayız. Kesinlikle trafiğe kapalı alan falan değil. Ama kesinlikle ve kesinlikle sizler denemeyin. Doğru bir şey değil. Sadece biz deniyoruz bunu. Oluyor mu diye. Buradan şehir içine gireceğiz. Belli aralıklarla hız denemelerimiz olacak. Şimdi bunlardan bazılarını ekrana bakabilir, ekran çekebilirsen arkadaş. Kaç hız yaptığımıza bakacağız. Şu an şoför yok. Şoför yan koltukta, yani ben. Şu an için 100 kilometre, 110 kilometre hızdayız. Ama yine diyorum sizler denemeyin. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Hele gençler. Bir anlık gençlik gafleti abi, çok pişmanım. Nasıl? Çok pişmanım. Pişmansın. Evet. Şimdi hem kendisinin hem de başkalarının güvenliğini tehlikeye atmış ve ısrarla diyor ki biz deniyoruz ama siz denemeyin diyor. Biraz sonra da trafiğe çıkacağız diyor. Kendilerini neden denediğini sorusunun da yanıtı yok sevgili izleyenler. İbretlik bir haberdi bu. Evet, geçiyoruz şimdi sosyal medyaya. Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'nın São Paulo kentine. Görüntüleri ekranlara getirelim. Sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı bu görüntüler. Silahıyla kaldırımdaki insanları gasp etmek isteyen adam, o sırada çocuğunu okuldan almaya gelen 42 yaşındaki kadın polis tarafından işte böyle etkisiz hale getiriliyor. Ve bu olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Gerçekten kadın polis cesur bir şekilde adamı etkisiz hale getiriyor ve belki de başka insanların canını kurtarıyor cesur polis sevgili izleyenler. Evet, bu görüntülerin ardından bir gazete manşetini ekranlarınıza yansıtacağız sevgili izleyenler. Malum dün sevgili izleyenler Filistin'de bir katliam yaşandı. Program boyunca bunu işledik, bunu yorumladık, görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Dün de belirttiğimiz gibi Filistin'de katliam yaşanırken, Gazze'de İsrail güvenlik güçleri Filistinleri katlederken Amerika Birleşik Devletleri güle oynaya elçiliğini Kudüs'e taşıyordu. İşte bu fotoğraf sevgili izleyenler. Deniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan bir gazete çok güzel işlemiş bu haberi. Bu iki çelişkili görüntüyü ve Ivana Trump, malum Donald Trump'ın kızı sevgili izleyenler, Kudüs'teki törende insanlar katledilirken tebessüm etmişti. İşte o tebessüm ederken Trump'ın tebessüm ederken görüntüsünü manşete taşımış ve şöyle yorum yapmış Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazete. Gazze'de onlarca kişi ölürken o sadece güldü, babasının küçük cadısı şeklinde yorum yapmış Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağımsız gazete sevgili izleyenler. Şimdi ilginç bir görüntü, bir fare, kedi ve adamın görüntüsünü ekranlarınıza yansıtacağız. Elinde sopası bulunan bir adam ve bir kedi tarafından köşeye sıkıştırılan faredir izlediğiniz.
Bu fare çok zeki bir hamleyle kurtulmayı başarıyor. Fare seri bir hareketle kedinin önünde bulunan drenaj kapağını açarak kaçtığı anlar drenaj kapağını açıp kaçıyor. İşte gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, insan gibi o kapağı açıp oradan uzaklaşıyor. Hem elinde sopası bulunan adamdan hem de kediden böyle kurtuluyor sevgili izleyenler. Tabii bu anlarda sosyal medyada oldukça ilgi görüyor ve paylaşım rekorları kırmış bu fotoğrafta, bu görüntüde. Şimdi sosyal medyanın bir başka gündemi de dolar ve euronun yükselen ateşi. Son aylarda gerçekten dolar ve euroda ciddi bir yükselme var ve sosyal medyada da binlerce tweetle bu duruma dikkat çekilmiş sevgili izleyenler. Doların rekor üzerine rekor kırması işlenmiş tabii ki eleştirel bir dille sevgili izleyenler. Biri demiş ki mesela kullanıcıların, dolar 4.40 olmuş, benim okul ortalamamdan daha yüksek, keşke dolar alsaydım şeklinde mizahi bir dille bu durumu eleştirmiş aslında sevgili izleyenler. Şimdi en çok tıklanan haberler bölümüne geçiyoruz. Nerede? Olay.com.tr'de elbette. Yakın tarih artık parmağınızın ucunda. FETÖ'nün Bursa'daki malikanesi için müsaade davası ve Erdoğan'dan Müezzinoğlu'na Bursa sürprizi başlıklı 3 haber en çok tıklanan haberler listesinde Olay.com.tr'de yerini almış. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Yarın 17.45'te değil, Ramazan ayına giriyoruz artık, 17.15'te karşınızda olacak gündemin getirdikleri programı. Yarın 17.15'te buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.